dostlar. Siyaretçiler34 Instagram adresimize ve WhatsApp hattımıza gelen ihbarları her zaman değerlendiriyoruz. Yine gelen ihbarlardan bir tanesi böyle bir görüntü gelmişti. Daha sonra Google Earth'ten bu görüntüyü incelemeye başladığımda bir tarla ve yıldız şeklinde olduğunu şu an görüntülerini görüyorsunuz. İlgimi çekti. Araştırmaya başladım. Daha sonra buranın çakmak hattı kurganlarına yakın olduğunu fark ettim. Acaba burası çakmak hattı kurganlarıyla bir ilgisi olabilir miydi veya başka bir şey miydi? Mevsimler geçişleri haritada incelediğim zaman tarlanın ortasında bir logo şeklinde bir işaretin çıktığını gördüm. Bu bazen bana ters pentagram gibi geldi veya farklı bir logo gibi geldi. Daha da ilgimi çekti. Ve buraya gidip burayı araştırmaya karar verdim. Şekilde gördüğünüz gibi yıldız şeklinde ve ortalarında bazı bir kaya şekilleri var. Bunların ilk başta aklıma acaba bu çakmak hattı kurganlarındaki mevziler olabilir mi diye düşündüm. Çok daha fazla düşünmemek adına Fatih kardeşimle beraber dedim gideyim yerinde göreyim emin olayım. Burada benim en çok ilgimi şu mevsimler geçişlerde tarlanın ortasında çıkan logo geldi. Bir tarla nasıl böyle bir olabilir dedim. Ve fazla beklemeden Fatih'le beraber bölgeye gidip bölgede araştırmaya başladık. Şimdi videoyu izleyeceksiniz. Videoları sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Kanalımıza abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Dostlar, videonun başında gördüğünüz ziyaretçiler ailesinin değerli takipçilerinden gelen, ismini vermek istemediğim bir arkadaşımızdan Google Earth'te böyle bir görüntü yazmış. Bu görüntüleri videonun başında izlediniz. İlgimi çekti fakat bölgeye baktığım zaman aklıma hemen çakmak kurganları hattı geldi. Biliyorsunuz kanalımızda 2,5 sene evvel çektiğimiz Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü'nün yaptığı Büyükçekmece'den Çatalca'ya kadar 1200 tane mevzinin oluştuğu ve bu mevzilerin de büyüklerinin olduğu makine tüfek yuvası, topçu yuvası olan Hitler'in Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelecek saldırılarını engellemek için yapılan kurganlar vardı. O kurganların altındaki büyük tünellere, vagonlarla hala vagonların olduğu sevkiyat tünellerine girdik. Aklıma o geldi ama emin olmak için dedim ki gidip bir de gözümle göreyim. Şimdi biraz sonra uydudan gördüğünüz görüntüleri geldiğim zaman evet yanılmadığımı göreceksiniz. Yukarıdan bakıldığında yıldız şeklinde gözüküyor. Enteresan şekli mevsimler geçişler olduğu zaman arazinin ortasında bir logo, bir değişik bir sembol çıkıyor. Şu an burası bir tarla. Biraz sonra göreceksiniz. Ben daha fazla lafı uzatmadan biliyorsunuz biz sizlerden gelen bilgileri değerlendirip bir gizem var mı yok mu deyip araştırmalarımızı yapıyoruz. O yüzden Ziyaretçiler34 Instagram adresine etrafınızda yaşadığınız ilde etrafınızda size gizemli gelen yerler varsa bizlere gönderin. Bizler de araştıralım. Şimdi şöyle fazla lafı uzatmadan gündüz vakti sevgili Fatih arkadaşım da geldi. Fatih arkadaşım ileride. Biraz sonra onu da göreceksiniz. Evet, arazi aynı yukarıdan haritadan göründüğü gibi yıldız şeklinde. Fakat şu an Şubat ayında olduğumuz için tarla sürünmüş şekliyle göreceksiniz. Ama mevsimler geçişlerde videonun başına gördünüz. Hatta bir daha sağ tarafa vereyim. Üstünde bir logo var. Mesela bakın ben şu an yukarıdan göründüğümde sağ taraftaki şöyle yapacağım. Kameramı da şöyle düzelteyim. Sağ taraftaki şöyle sağ yazının köşesindeyim. Burada zamanında işte Hitler'in yapacağı saldırıları engellemek için mevziler yapılmış. Böyle bir mevzi. Tabii tarla yürüyüş şekillerini kısa keseceğim. Yıldızın sağ alt tarafındayız. Şöyle de gittiğimiz zaman bunlar yukarıdan haritadan bakıldığında bir kaya gibi gözüküyor zaten. Görmüştünüz. İşte en enteresan gelen şekli hani yukarıdan yıldız şeklindeydi ve ortasındaki bir logonun olmasıydı. Şöyle yapalım. Fatih de orada gidiyor. Bakın böyle geliyor.
Biraz tarlada yeni sürülmüş. Yürümek de zor, hafif de nemli. Mesela bu yürüyüş yerlerini kesebilirim. Fatih ile beraber dedik değişik bir şey. Gidelim bakalım, araştıralım. En azından aklımızda kalmasın. Mesela burada da efendim. Evet. Evet, bir saniye geliyorum. Sesin duyulmaz, çok rüzgar var. Mesela bakın. Burada da bir makinalı tutak mevzisi. Şöyle baktığınız zaman içerisi toprak dolmuş, giriş kapısı. Şöyle bir arazi. Logo sanki abi buraya, bu logo şey var ya. Evet. Da X başka bir dosya. Sanki öyle gökten tutmuşlar böyle tak indirmişler. Neden? Karşıdaki arazilere bakıyoruz arkadaşlar. Karşıdaki arazilerin hepsi mesela adamın sınırı var ya. Evet. Sınırıyla bu toprak arazi, iki toprak arasında bir kod farkı yok. Burada 1.5 metre kendilerini soyutlamışlar o diğer tarafta. Acaba Fatih, bu çakmak kuruganlarının altına girip sen de görmüşsün, sen de görmüşsün burayı. Bu sevkiyat tünellerinin olduğu yer. Tarihini okuduğumuz zaman şöyle bir şey vardı. 5 tane ana büyük hat. Acaba o tüneller buraya mı geliyor ama? O tüneller arkadaşlar buraya 3.5. Şöyle Fatih'im sen şu tutsan, yakınlaştırmaları yapsan süper olur. Mesela şu karşı gördüğünüz zaman bu arazinin dışında da kurganları görebilirsiniz. Yaklaştırabildim mi? Tabii yaklaştırdım. Yani şimdi mesela bakın. Şu taraf yıldızın bir ucu. Şöyle dönüyorum mesela Fatih için, burası da bir ucu. Evet. Dediğin gibi ya, sanki yukarıdan bir şablonla. Yani tarla da, bak şu yan taraf da tarla. Özellikle böyle bir kod farkı verilerek. Çünkü diğer tarafları da öyle, sadece burası evet. Da iyi. İstersen yavaş yavaş yürüyelim Fatih'cim. Sen şey konusunda, zoomlama konusunda bana yardımcı olursun. Ben görüntü. Böyle gördüğünüz gibi bomboş bir sürülmüş arazi. Mesela bu arazinin orta tarafından yazdığın yeşillendiği zaman bir logo çıkıyor. Görseli de şu an sağ üst köşeye koyacağım. Ses güzeldir umarım, rüzgar var. Burası bilerek mi Tapu Kadastro yaparken bu şekilde yıldız şeklinde yapmış? Tabii onu araştırmak lazım. Bilenler lütfen yorumlarda belirsinler. Ama mesela bakın, bu da ağaçların arasında kalmış bir mevzi. Şöyle bir görüntü almaya çalışayım ama çok dikenli teller bunlar. Sanki özellikle bakın burada, şurası büyük ihtimalle girişi. Ama girmek mümkün değil arkadaşlar. Bunlar bu teller, bakın şurada. Şurada giriş kapısı var. Böyle arazinin orada bir tane ağaç var. O şey olarak konulmuş. Sanki böyle bir hudut. Burası yıldızın diğer köşesi Fatih. Evet. Şöyle kenardan doğru çıkışa doğru gidelim. Ya şöyle ilginç koruganlar, tam bu koruganların bulunduğu yer, sadece bak yıldızın dışında bir tane korugan yok. Evet. Yakınımızda. Şu çok uzakta için. Hani demin zoomladığın evet. Yerde var. Ve şu bir kilometre. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu sevkiyat tünellerinin olduğu video, linkini de koyacağım, seyretmeyenler baksın. Kilometrelerce rayların olduğu, vagonların olduğu, bu mevzilere mühimmat ve sevkiyat yapılan tüneller, 1940'lı yıllarda yapılmış Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü, onların bir bağlantısı olabilir. O dönem burayı bilerek bir yıldız şeklinde yaptılar ama bana en şeye gelen, ortada çıkan ters pentagram gibi bir evet. Şey var, işaret var. Belki yanılıyoruz ve bir de böyle logo gibi çıkıyor. O görselleri zaten yine bir sağ üst köşeye koyacağım. Videonun başında da vardı. Biz devam edelim Fatih'im şuradan. Mesela şurada da biz zaten Fatih'le bunu konuşurken bölgenin konumuna baktığımızda bunun kurganlarla ilgili olabileceğini tahmin ettik. Ama rahat edemedik. Çünkü araştırmadan bazı şeylerin gerçeğine ulaşamıyorsunuz. Ziyaretçiler kanalı da biliyorsunuz araştırma. Gizemleri araştırma. Arkadaşlar hala nefesime laf söyleyenler var. Ya oturup klavyenin başından yazıyorsunuz da arkadaşlar. Haklısınız, belki çok
kilom gereği çok nefes sesi geliyor ama yürüyoruz. Bakın böyle bir tarlada yürümek kolay değil. Şurada bir uçak bizi takip etmiyor. Bir helikopter geçti. Artık şey, mesela burası da, içeride kemik mi var Fatih? Yok. Daha burası da bir mevzi. Çok enteresan Fatih. Fener yanmıyor. Önemli değil. Şöyle bir... Toprak dolmuş, şey dolmuş. Mevzi. Mesela şöyle yıldızların uçlarına doğru yavaş yavaş yürüyelim. Dediğim gibi buradaki belli yerleri keseceğim uzatmamak adına. Bu bir aslında araştırma videosu oldu. Yani boş durmuyoruz, araştırıyoruz. Sizler de yaşadığınız yerlerde gördüğünüz gizemli gelen yerler varsa Ziyaretçiler 34 Instagram adresinden lütfen paylaşın. Veya WhatsApp hattımızdan paylaşın. Burada da bir mesela mevzi var. Ama kapanmış. Bunun mutlaka bir giriş kapısı. Giriş kapısı özellikle girilmesin diye böyle diken yapılmış. Mesela bu da, şu da Fatih sunlayabilirsen. Yıldızın diğer ucu. Sonucu hatta bu. Sonucu sanırım şurada Fatih. Sağdaki. Sağdaki sonucu bu. Yol kenarında gibi. Şöyle yürüyelim istersen. Şöyle sanki bak ağaçları da Fatih bilerek ekmişler şu kenardaki ağaçları. Ya belki buranın altında çok önemli bir şey var. İşte onu ama... Çünkü karla düzeninde de sürmemiş burası. Kargacık kırgacık sürmüş. Ama şu var Fatih. Tahminlerimiz doğru. Yanılıyorsak yorumlarda yazın. O dönemde 1940'lı dönemlerde yapılmış. Evet. Yani evet. Belki de bu yıldız çekti, o yüzden mi verildi? Yine söylüyorum, benim en çok ilgimi çeken uydu görüntüsünde ortadaki bildiğiniz logo şeklindeki, bana göre ters pentagram. Bak şurada da mesela, bunlar mesela Google Earth'te baktığınız zaman kaya şeklinde gözüküyor. Burada yürümek de ne doğru. Böyle sürülmüş tarla. Büyük ihtimalle ekiliyor. Belki de Fatih bu mevzilerin altında o şeylere, bakın burada da bir mevzinin girişi var. Belki de Fatih şöyle çıkalım. O tünellere giden bağlantı da burada ama baktığın zaman 4600 metre o bölgeye. Tüneller daha yarısından çok kayıp zaten. Evet. Şurası bir zoomlayalım. Diğer ucu yıldızın. Şurada yine bir mevzi ağaçlarla kapatılmış ve ağaçlar ciddi dikenli. Yani bilmiyorum kamerada gözüküyor ama gözüküyor mu? Beton yapıyı görebiliyoruz. Şu ucu zaten gösteriyor, yıldızı diğer ucu. Şurada da bir şey var. Yani biz burayı arkadaşlar milim milim Fatih'le dolaştık. Acaba yerin altına bir tünel var mıdır diye. Ama şu çok dikenli ağaçların olduğu mevziden oralara giremedik. Ciddi sert dikenler var. İnşallah bir gün bir drone'a sahip olursak yukarıdan da bir çekim yaparız. Burası da bir mevzi.
Şöyle çıkalım Fatih'ciğim. Böyle değil mi? Mesela şurada da büyük bir mevzi var, ağaç kütlesinden bakıldığı zaman. İşte dediğim gibi sizler de yorumlarda belirtin. Mesela bak burası da öyle bir yapılmış ki Fatih bak. Nerede belli etmiş. Yani böyle kot farkı verilmiş. Bir şuradan inelim aşağı Fatih. Şurası daha küçük. Diğer tarlalardan yüksekte. Ya şöyle söyleyeyim. Düşüncem buradan inebilir miyiz? Çamura da batmak istemiyorum. O zaman şuradan. Evet. Batayım. Battık şuradan. Yola doğru çıkıp bu araştırma videomuzu. Bak şuralarda da şey var. Bir yere yakınlaştırır mısın şunu? Orada da büyük bir giriş var. Zaten haritada da burası böyle. Bak bir ilerisinde de var. Fatih. Girişinde iki büyük mevzi var. Ama hiçbir şekilde girişini bulamadık. Yani ciddi sanki bu ağaçlar kamufle etmiş. Şu an yürüdüğümüzde önündeki başka tarla. Zaten Fatih'in de söylediği gibi kot farkı var. Mesela şöyle etrafa bakın arkadaşlar. Şöyle etrafı çekeceğim. Özellikle koyulmuş gibi oraya. Evet, ben yoktan hangi indirilmiş gibi. Şimdi dostlar, dediğim gibi Ziyaretçiler kanalındasınız. Bir araştırma, kısa bir araştırma videosu izlediniz. Bize ilk başta cazip geldi. Google Earth'ten baktığımızda yıldız şeklinde ve haritada yazın çıkan yeşillik oluştuğunda mevsimler geçişlerde logo, hani bana göre ters pentagram, sana göre ne bilmiyorum. Pentagram benziyor. Ters pentagrama benziyor. Etraftan yüksek bir kotta. Evet. Çakma katlı kurganlarıyla bağlantısı var. Özellikle mi bu yıldız şekli verilmiş? Neden verilmiş bilemiyoruz. Bilenler yorumlarınıza yazsınlar. Dediğim gibi her hafta değişik videolar çekmeye devam edeceğiz. Araştırmalarımız devam ediyor. Büyük adamın gizemi olsun devam ediyor. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram Ziyaretçiler 34 veya WhatsApp hattımızdan etrafınızdaki gizemli olayları bizlere yazıp bizler gelip böyle araştırırız. Belki bir şey buluruz, belki bulmayız. Ama araştırmadan hiçbir şey bulunmaz. Gizemlerin şöyle bir huyu var arkadaşlar. Er geç açığa çıkarlar. Fatih'ciğim sen neler söyleyeceksin? Arkadaşlar yeri gördünüz. Kendi çapında da bir gizemi var. Atatürk'ün ölüm yıllarına kadar da dayanan bir geçmişi de var. Bakalım bu konu hakkında... Ama Atatürk'ün de karşı çıktı yani savaş, evet. Yerin altında değil, yerin üstünde kazanır deyip Atatürk'ün ölümünden sonra 1942 yılında yapılan mevziler, Hitler'in Yunanistan, evet, sınırına geldikten sonra yapılan, daha sonra Atatürk'ün ölümünden sonra yapılıyor. İşte yani bir şeyler olmuş ama bakalım. Hayırlısı, evet. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. Dostlar kendinize iyi bakın. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Gizemleri er geç çözeceğiz. Varsa var, yoksa yok diyeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın.